en güzel evlilik teklifi sizce nedir? En güzel evlilik teklifi. Benim nur yüzümü yaklaştır. Ah severim ben seni. Çocukluktan genç kıza geçişin güzelliği var üzerinde. Çok nurlu, çok tatlı. Allah seni güzellik içinde, hayır içinde yaşatsın. Hep sevineceğin, hoşuna gidecek şeylerle seni sarsın. Hayırla, bereketle, nurla sarsın. Cennetle seni ödüllendirsin. Canım hiç o hanımı yani böyle bir et olarak görürse veyahut çıkar için görürse bu yapılan evlilik teklifi hakaret bence. Çünkü diyor ki bu diyor iyi çamaşır yıkar, bulaşık da yıkar, ütü de yapar. Yani hazır sıcak yemek hazırlar. Ondan sonra işte cinsel yönden de bayağı faydası olur. İyi diyor yani boş yere hizmetçiye falan para vereceğime, başka şeye para vereceğime toptan ona veririm, harcarım, kullanırım diyor. Bu hakaret küfretmiş oluyor. Böyle rezalet olmaz. Kadın Allah'ın ruhudur. Allah'ın muhteşem tecellisidir, cennet arkadaşıdır. Allah'ın sonsuz güzelliğinin beş duyuyla yaşanmasını sağlayan muhteşem bir varlıktır. Ve ibadet olarak evlenir, evlenirken. Ahiret arkadaşını seçiyorsun. İki günlük dünya için evlenilmez. Kaç yıl? 3-5-10 senede bitiyor hayat zaten. 3-5-10 senede. 10 senede bir yıl gibi geçiyor. Tık 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 bitiyor. O zaman ne istiyorsun o mazlum varlıktan yani? Nedir yani? Kendini de cehenneme götüreceksin. O çocuğu da cehenneme götüreceksin. Öyle şey olmaz. Evlenme ibadet olarak olur. Allah rızası için. Allah'ın rızasının en çoğunu arayarak evlenilir. Onda rahmani bir güzellik görüyorsa, imani bir güzellik görüyorsa, egoistlikten, bencillikten uzak, Allah'a kendini teslim etmiş bir insansa, mümin hanım onunla evlenirse, öyle bir insanın evlenirse, sonsuza kadar Allah'ın güzelliğini, Allah'ın tecellisini yaşamış olur. Ama öbür türlü el ele Allah zikirsin cehenneme giderler. Ebu Leheb de öyle değil mi? Karısı da olunamalı diyor evet. Cenab-ı Allah. Dolayısıyla mumlarla yatağı süsleyip mesela evlilik teklifi yapıyor bilmem ne falan. Sonra da evi yakıyor. yani mutlaka imani ağırlıkla, Allah sevgisi, coşkun bir Allah sevgisiyle ve samimiyetli olması lazım.